Sevgili vatandaşlarımız, bugün depremin dördüncü günü. Enkaz altında binlerce insanımızın yaşam ümitlerinin gün geçtikçe tükendiğini, soğuk hava şartlarında depremzede vatandaşlarımızın Elbistan'da ve Kahramanmaraş'ta nasıl mücadele ettiklerine bizzat tanıklık ederek gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurdun dört bir yanından insanımızın yüreğini ortaya koyarak büyük bir yardımlaşma içerisinde olduğu ancak vatandaşın toplamış olduğu yardımların koordine eksikliği nedeniyle tam olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını üzülerek ifade etmek isterim. Devletin kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle köy ve ilçelerde vatandaşın günübirlik ihtiyaçlarını temin noktasında da halen sıkıntılarının devam ettiğini, özellikle elektrik, su ve akaryakıt temin edilemeyen şehir merkezlerinde de büyük bir kaosun yaşandığını söyleyebilirim. Elbistan'da, Maraş'ta, enkaz altında sessiz çığlıkların duyulmasını isteyen vatandaşlarımızın, devletini bu afet anında yanında görmek isteyen vatandaşlarımızın bu koordinasyon eksikliği nedeniyle yeterince sesini duyuramadığını üzülerek görmüş bulunmaktayım. Ve yine gerek sıcak yemek temininde gerekse barınma hususunda böylesi bir afet bölgesinde olmamıza rağmen yeterince kısa süre içerisinde Gerekli teminlerin yapılmadığını olay yerinde bizzat yaşayarak görmüş durumdayım. Şu an itibariyle Maraş merkezde olsun, Elbistan'da olsun sıcak yemek teminini gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerekse sivil toplum örgütleri, gerekse AFAD yerine getirmiş durumda. Ancak yine ulaşılamayan çok ciddi anlamda beldelerde, ilçelerde bu ihtiyaçların halen devam ettiğini görüyoruz. O nedenle bir an önce devletin elektriği, suyu bu merkezlere temin etmesi gerekiyor. Suyun olmadığı yerde hijyenden kaynaklı olarak da ileride çok daha büyük sıkıntıların oluşabileceğini üzülerek müşahede etmiş durumdayız. Şehirlerimize baktığımızda bir nevi şehirlerini terk eden insanların olduğunu görüyoruz. Depremin artçı faaliyetleri devam ediyor. Ama asıl üzücü olan ise o bölgede yaşayanların devletine duyduğu güven bağının zedelenmiş olması ve zayıflamış olması asıl beni kahreden hadise buydu. Dün gerek Göksun Pınarbaşı arasında gerekse dönüş esnasında Adana'da Nurdağ ve çevresinde yaşadıklarımız şehirlerin boşaltıldığını görmüş olmak elbette ki bizlere son derece büyük kaygı veriyor. Ama her ne olursa olsun bugünlerde bizim birlikte dayanışma içerisinde bu tür büyük felaketlerden kurtulmamız ve bunları geride bırakmamız gerekiyor. Devlet millet kaynaşmasının en güzel örneğini deprem sonrasında biz orada görüyoruz. Ama devletimizin de organizasyon konusunda sınıfta kaldığını ve özellikle hükümet edenlerin bir şekliyle olaya tam manasıyla müdahale edemediklerini görüyoruz. Bu nedenle bir sefer daha buradan çağrımız var. Deprem elbette ki bir kaderdir. Bunu önleyemezsiniz. Ancak deprem sonrasındaki ölümlerin, maddi kayıpların, can kayıplarının azaltılmasını deprem öncesinde alınacak tedbirlerle zayıflatabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şu an itibariyle mevcut iktidarın deprem öncesinde hiçbir hazırlığının olmadığını biz alanda bizatihi müşahede ettik ve gördük. Daha öncesinde alınmamış tedbirleri afet sonrasındaki o kaos ortamıyla ve koordine eksikliğiyle vatandaşımıza tam manasıyla hizmet edemediğini üzülerek gördük. Buradan bir çağrımızda bu inşaatları yapanlara ve özellikle binaların altında market gibi, halı mobilya gibi, beyaz eşya gibi, banka gibi yerlere kiraya veren mal sahiplerine buradan bir önerimiz olacak. Lütfen bu binaların kolonlarıyla uğraşmayın. Ve bizim üzülerek ifade ediyorum ki Elbistan'da gördüğümüz manzaranın temelinde bu kolonları iptal edilen binalardaki zayiatın çok büyük olduğu. Mal bir şekliyle kazanılır ama giden canı geri getirmek mümkün değil. Bugün o enkaz altında binlerce insanımız var ve şu soğuk kış şartlarında maalesef devlet olarak ve uluslararası camia olarak onların canlarını geri getiremiyoruz. O nedenle can her şeyden önemli. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar depremin dördüncü gününde bölgede yaşadığımız acının zirve yaptığını bir sefer daha ifade etmek istiyorum. O enkaz altında inşallah sağ çıkabilecek olanlara Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Yine vefat edenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine bir sefer daha sabır telkin ediyorum. Milletçe tekrar başımız sağ olsun.